Efendim merhabalar. Şöyle hafta sonuna doğru yaklaşırken bugün biraz daha böyle sakin, hafif de belki hepimizin kendinden bir şeyler bulabileceği. Çünkü hayat demek iyisi, kötüsü, takıntısı, vesvesesi, soru işaretleri, kancalı sorularıyla birlikte hayat bir şekilde akıp gidiyor. Ama emin olun kendimde de vardır. Bir şeyleri takıyoruz. Bir şeyleri çok düşünüyoruz. Düşündüğümüz için onlar bizim hayatımızda böyle bir saatimizi alıyor. İlk etapta 10 dakikamızı alıyor. Sonra bir bakıyorsun gün boyu düşünmüşüz. Bundan dolayı hasta olmuşuz. Düşünmek kötü bir şey değil. Ama bunu takıntı haline getirmek, takıntılarla boğuşmak nereden başlıyor? Nasıl ilerliyor? Bu vesvese midir bunun başındaki ilk adımlar, noktalar? Vesvese devamında bunu takıntıya, daha sonrasında da OKB dediğimiz bir obsesif kompulsif bozukluk diye bir hastalık var ya, Allah saklasın. Şimdi bu hastalık sürecine kadar götürüyor mu? Bu nasıl başlıyor? Biz kendimize bunu niye yapıyoruz? Takıntılı hale niye geliyoruz? Bu bir psikolojik duruma kadar gidebiliyor maalesef ki. Neyle başlıyor? Nasıl ilerliyor? Peki böyle olmaması için biraz bir kendimize yapmayalım ya şunu diyeceğimiz neler var, bunları öğreneceğiz. Bunlara bir tane örnek vereyim mi? Yakın çevremden bir tanesi. Evi Musalla Mezarlığı'nın karşısında yaya üst geçidinden geçiyor. İniyor aşağıya. İndiği yerde kaç tane mezar taşı var diye sayıyor. Sayıyor ki tekte mi bitecek, çiftte mi bitecek? Bunlardan bir tanesi örnek. Basamak çıkılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 sürekli sayıyor basamakları. Tekte mi bitecek, çiftte mi bitecek? Tek rakam takıntısı, çift rakam takıntısı. Veya balkondan diğer pencereleri sayanlar var. İşte bu binada kaç pencere var? Bu balkonun demirinde kaç tane var? Şimdi insanoğlu kendine bunu niye yapar? Yani bu bir merak. Ne var ya bunda diyebilirsiniz ama emin olun ben çok yakın çevremden biliyorum. Bu saymak, bu sürekli bir şeyleri simetri haline getirmek, düzeltmek, onu oraya koymak. Bu bardağın yeri mutlaka burasıdır. Burada hep duracak. Burada durmazsa aman içime sıkıntılar geliyor. Bir şey olacakmış gibi korkuyorum. Bütün bunlar bilmiyorum nedendir. Bana göre vesveseyle başlıyor herhalde ki sonrasında da ilerleyip buraya kadar geliyor. Konuyu biraz anlatma ihtiyacı hissettim ki neyi konuşacağımızı da tam bir baştan bilelim diye. Bugünkü konuğumuz kim? Bize hem vesveseyi hem de takıntılarımızı anlatacak olan NLP ve etkili iletişim uzmanı Filiz Akman hocamız bizimle birlikte. Kendisiyle birlikte vesveseyle başlayacağız. Daha sonrasında da takıntılar ve hatta Allah saklasın OKB hastalığına bile nasıl gidebildiğini konuşacağız. Sizlerin de sorusu varsa, sizlerin de kendi hayatından vereceği örnekler varsa, işte ben de şuna takıntılıyım, ben de sürekli şunu yapıyorum, şunu yapmazsam içim rahat etmiyor gibi vereceğiniz örnekler varsa bunları da gönderin veya aklınıza takılan sorular varsa bunları yazın. Bir paylaşalım, bir sorularımıza çare bulmaya çalışalım, derman olmaya çalışalım diye umut ediyoruz. WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz efendim, telefona da bağlanabilirsiniz. Filiz hocamıza vakit kaybetmeden bir hoş geldin diyelim. Daha sonrasında da programımıza hemen start vereceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hocam en başta sesle pürüz var gibi. Kontrol altına alıyorsunuz. Ben burada açılış yaparken orada sürekli suları böyle şey yaptı. Hani bir dakika sesim biraz daha iyi olsun, biraz daha iyi olsun. Bu da sizin takıntınız mı yoksa diyerek bağlayacağım. Boş yere söylemedim onu. Yani bazen olabiliyor tabii psikolojik olarak canlı yayına çıkmak her gün yapmadığımız bir iş olduğu için. Olabiliyor yani insanın sonuçta. Sizde var mı takıntı? Yok elhamdülillah. Yani şimdi şöyle bir söyleyelim. Vesvese olmayan insan yoktur. Yani mutlaka her insanın kendine göre vesveseleri vardır. Fakat önemli olan işte biz hangi boyuttayız? Bunlarla nasıl başlayacağız? Bunlar çok önemli konulardır. Hı hı. Onlara değinelim inşallah. Şimdi ben birkaç tane en başta kafama takılan böyle gidişatı belirleyebilmek adına kendi adıma da sormak istediğim şeyler var. Bu takıntılar, işte bir şeye takıntısı yani dedim ya hani sayı saymak, aklıma gelince daha da söylerim. Bir şeyleri sürekli bir yere koymak, temizlik hastalığı. Mesela OKB'nin birinci aşamasında hijyen OKB'si diye geçiyor. Sürekli temizlik. Yani bu öyle olanları var ki evine gelen misafirlerin üstünde böyle galoş falan verenler, kötü boyutta olan durumlar var. Bu takıntılarımız vesveseye çok kapıldığımızdan dolayı mı başlıyor hocam? Yani vesvese herkeste olur ama bazıları vesveseyi çok mu
dert ediniyor. Öyle mi oluyor? Başlayalım. Yani vesveseyle başlayalım. Vesvese gizli sese denilir. Vesvas kökünden gelir. Bir iç ses olarak başlar zaten vesvese. Hatta en başa doğru gidecek olursak, yani bu gizli sesi veren nedir? Yani nereden geliyor bu gizli ses? Ta yani bizim Galubela'da, yani ruhlar yaratılmadan önce Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratmasıyla başlayan bir serüven aslında. Şeytan olayının Adem Aleyhisselam'a secde etmemesiyle birlikte mühlet verilenler olmak listesine girerek, çünkü o mühlet istedi ve Allah-u Teala ona mühlet verdi. Ve orada şuna and içti. Dedi ki ben onların içlerinde dolaşacağım ve sürekli onlara vesvese vereceğim. Üfleyeceğim yani. Yani minik bir fısıltı gibi içimizde. Hı hı. Zaten her insanın içinde meleki ve şeytani iç sesleri vardır. Şimdi kimi nasıl beslediğimizle alakalı bütün bunlar. Şimdi genelde bunlar çok anlatılmadığı için, bilinmediği için insanlar... Acaba benim içimde bir varlık mı var diye takıntı yapanlar, çok farklı psikolojik rahatsızlıklara varıncaya kadar farklı boyutlara taşınan olaylar da oluyor. Şimdi biz birinci basamak olarak o iç ses nedir, hangi boyutlarda bizi rahatsız eder ve dışarı yansımaları nasıl oluyor, bunlardan başlayarak gidersek hastalık boyutuna varmadan vesveseyi... Ne olduğunu bir anlamış olmamız lazım hocam, evet. Zannedersen. Zemininde ne var bu işin? Ya mesela şöyle anlatmak istesek, en basitinden abdest almaya başlıyor ve işte iki mi yıkamıştım, üç mü yıkamıştım, abdestim oldu mu olmadı mı diyerekten zaten bunlar ilmihali bilgilere bile girmiştir. Orada sen oldu diyeceksin ve devam edeceksin. Namaz kıldık, iki mi kıldık, üç mü kıldık? Hani bu genelde hepimizde olan şey. Hani iki rekat mı kıldım? İki rekatta çok sorun olmuyor ama dört rekatlık namazda ikinci rekata oturdum mu oturmadım mı diye çok fazla vesveseye kapılıyoruz genel anlamda. Bunda da Allah-u Teala zaten bakın her şeyi bize o kadar çok kolaylaştırmış ki seyir secdesi var yani. Kalbini mutmain ediyor. Sürekli takılı kalmıyor. Mesela sürekli bozup namaz kılmak durumunda kalsan bir müddet sonra namazdan soyuyorsun. Öyle durumlar ileri boyutlara geliyor ki artık insanlar lavabonun başından çekilemiyorlar. Hani oldu olmadı abdestin veya banyodan çıkamayacak duruma geliyor. Guslüm oldu mu olmadı mı diyerekten. Kaç kere su dökünüyorum dökünmüyorum diye. Hı hı. Şimdi bunlarla baş edebilmek için önce bunun biraz farkına varmak gerekir. Yani normalde bunun bir sınırı var mı? Evet. Ölçüsü var mı? Evet. Bu ölçüyü biraz aşmaya başladığımız zaman bu nasıl olur? Karşımızdaki bir insan ya Rümeysa sen ondan sonra yani bir abdest kızım 3 dakika sürer. Hadi en fazla 5 dakika sürsün. Sen yarım saat abdest için oyalanıyorsan veya ben bunu fark edip söylüyorsam senin ya ne oluyor acaba? Bir şeyler ters mi gidiyor diye farkına varman gerekir. Peki küçükken yani tabiri caizse yılanın başı küçükken ezersek ejderha olmasına engel oluruz. Bunu nasıl yapacağız? Fark etti. Hemen orada evet oldu deyip Rümeysa sesli telkin verecek kendisine. Abdestim oldu ya da namazım oldu. Veya sürekli el yıkama olarak kendisine vesveseler geliyorsa işte elim kirli. Buraya dokundum, bu masaya dokundum işte ben mikrop alıyorum gibi. Çünkü bu vesvesenin altında da bunu tetikleyen birçok psikolojik sebepler de var. Yani bilinçaltımızda bunları yukarıya çıkarıp taşıyan, hayatımızı dar eden sebepler de var. İşte görseller, çevremizdeki yaşadığımız olaylar, sosyolojik yaşanılan olaylar, felaketler, acılar, yaşanmış kayıplar. Yaşanmış travma dönemi. Evet, tetikler. Bu vesveseyi daha da böyle yerleşmesini sağlar mı hocam? Sağlar, tetikler çok fazla. Bunu fark ettiği zaman karşıdaki insanlar Rümeysa'nın kendine böyle bir silkelenmesi gerekiyor. Bununla baş edebilmesi gerekiyor. Ve en kısa sürede bir uzmana gitmesi gerekiyor. Yani mutlaka psikolojik bir terapi alması gerekiyor. Küçükken hani nasıl söyleyeyim kanser gibi düşünün. Erken teşhis hayat kurtarır. Vesvese de böyledir. Eğer insanın hani baktığınız zaman zıpır gibi bir insan, çok sağlıklı, kuvvetli, cevval, cengaver bir insan ama içine giren biri küçücük bir gözle bile görülmeyen mikrop o insanı eritip kurutup ölümüne sebep oluyor kanser. Hı hı. Bir bakıyorsunuz normalde bakın beden ruhtan ibarettir. Ruh çıktığı zaman beden sadece et yığınıdır. Yani
Başka hiçbir özelliği yoktur. Kişi öldüğü zaman artık ruh bedenden ayrıldığı zaman o kimseye hiçbir özelliği kalmamıştır. Dolayısıyla işte bu vesvese de aslında bir nevi kanser gibi. Erken teşhis konulup da vesvese önlenmeye ve tedavi edilmeye başlanılırsa o ruh elhamdülillah ayakta kalır. Ama erken teşhis yapılmamışsa işte bir tık ilerisi takıntı, bir tık ilerisi obsesyon. Ondan sonra da Allah muhafaza gerçekten o obsesyon dediğimiz yani takıntıların artık hayatı dar etmesiyle birlikte hayattan kopma, hayattan uzaklaşma, insanlardan kaçmak, kendi sürekli böyle hani tabir caizse akli melekelerinde hiçbir şey yok. Yani bu insanlara deli diyemezsin, gayet akıllı insanlar. Fakat takıntıları yüzünden çevrede deli olarak atfedilen veya sürekli alay edildiği için toplumdan uzaklaşan, kendi iç dünyasına çekilen ve sürekli işte artık ellerini yıkamaktan yara olan veya sürekli saymaktan artık beyni yorulan, uykuyu kaçıran insanlar hayatın darlanmasıyla birlikte, dar olmasıyla birlikte hayatına son verecek derecede kendine zarar verebilecek şekle kadar getirmektedir. Yani çok önemsemeli miyiz? Dikkatli olmamız gerekiyor. Büyütmememiz gerekiyor. Bu konuda sürekli teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Hocam ben tekrar bir daha başa dönmüş gibi olacağım ama siz dediniz ki her insanın içinde zaten bir şeytani ses, meleki ses olur dediniz. Evet. Bunu anlatmanızı istiyorum. Yani zaten vesvese hepimizde var mı? Evet var. Çünkü şeytan insanoğlunun mühlet verilen bir varlıktır ve insanoğlunun kan damarlarında dolaşacak ve sürekli insanlara vesvese verecek. Yani fısıltı halinde senin yapmak istediğin her şeye. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ashabtan böyle sormuşlardır. Ya Resulallah bizim içimizde vesveseler var. Yani ne yapmamız gerekir? Ta o dönemde bile oluyormuş yani. Şimdi bakın bu Adem Aleyhisselam'la başlayan bir serüven. Çünkü Havva validemize gelip vesveseler verip insana zayıf noktasından vuruyor. Neden? Bir kalpte zaten iman varsa orayı boş bırakmıyor. Sürekli vesveseler veriyor ve ona o hayattan uzaklaştırıyor. Özellikle yani mümin olan insanlarla daha çok uğraşıyor. Şöyle diyorum ben. Yani bir insanın İslami bir yaşantısı yoksa şimdi diyeceksiniz ki hani bunları gayrimüslimler olmuyor mu? Oluyordur mutlaka. Fakat genel anlamda bize göre uyarladığımız zaman yani boş bir evde hırsız ne alacaktır? Ama hırsızlar genelde nereye giderler? İşte sarrafa giderler, ondan sonra bankalara giderler, dolu olan yerlere giderler. İşte şeytan da böyle imanın yoğun olduğu kalplere gidip orayı meşgul etmeye çalışır. Sen namazdaysan namazına engel olmaya çalışır. Kur'an okuyorsan Kur'an okumana, hayır işlemek istiyorsan ona engel olmaya çalışır. İç ses dediğimiz şey budur. Yani birisi derse şunu yap, hizmet et ya da işte uyumak, işte namaza kalkacaksın, işte otur biraz sonra kalkarsın. Daha vakit var, hemen gelir yani şeytan bu şekilde. Bu vazgeçirme adına yaptığı bir vesvese tarzı. Ama hani bizim konumuzla bağlantılı olacak kısmı da abdest alıyorsun ama olmadı ki mi diyordu hocam bize. Yani aynen öyle. Bakın abdestin. Şimdi bir müddet sonra tabii ki yani ilk baştaki geliş şekli seni vazgeçirmek için. Baktı ki sen vazgeçmiyorsun, kalktın abdest almaya başladın. Bu sefer sana işte acaba başını mest etmemiş miydin yoksa ettin miydi? Kollarını iki kere mi yıkadın yoksa ayaklarını yıkamayı unuttun mu gibi vesveseler vermeye başlar. Şimdi bu tür şeylerde sürekli sen eğer teyakkuz halindeysen yani düşmanını biliyorsan eğer şeytanın ve nefsin düşmanın olduğunu biliyorsan dersin ki hayır doğru aldım ve ben namaza duruyorum. Kendine telkin veriyorsun. Şimdi sen bunu bilmiyorsun. Şimdi abdestini iki kere almaya başlıyorsun. Bir müddet sonra iki kere aldıktan sonra diyorsun ki yok gene olmadı ya bir yerleri unuttum galiba. Galiba kuru kaldı. Bir üçüncüyü tekrarlamaya başlıyorsun. Senin 1-2 dakikalık alacağın abdest süresi 5'e 10'a yarım saate çıkmaya başladığı zaman bu sefer senin günlük hayatında aksamalar olmaya başlayacak. Sosyal hayatında, iş hayatındaysan hocam, zaten aksamalar olmaya başlayacak. Büyük konuşmak gibi olmasın ama insanoğlu orada niye bir dur diyemiyor? Yani tamam ben aldım ve tamam bu abdest oldu diyememek neden? Bu zayıflık neden oluyor? Şimdi şöyle bir şey, herkesin bilinçaltı o kadar farklı çalışıyor ki bunun altında buna yenik düşmemize sebep olan psikolojik, nevrotik o kadar çok
şeyleri var ki duyduğu şeyler etken. Tabii ki ruh sağlığı çok önemli bu arada. Sosyal çevre çok önemli. Psikolojik yapımız çok önemli. Bilinçaltımızı nelerle dolduruyoruz, bu çok önemli. Hani daha öncelerde mesela bilinçaltı ile ilgili program yaptığımız zaman bunu söylemiştik. Ya yani bir okyanus gibi bilinçaltı. Yani müthiş bir hard disk. Hı hı. Ve ilginç olan şu, bilinçaltını tasvir ederken ben şöyle düşünüyorum. Ne varsa süpürüyor. Yani iyi, kötü, doğru, faydalı, zararlı fark etmiyor. Ayrım etmeden her şeyi süpürüyor. Aynen, aynen çekiyor. İşte irade devreye girip de o zararlıları ayırt ederse, bilinçaltında onu silmeye başarırsa veya o iç sesini durdurmayı başarırsa, yani şeytanın ve nefsinin kişinin kendine verdiği vesveseleri alt etmeyi başarırsa, yani aklı nefsine galebe çalarsa, ahseni takvim olacak, en güzel varlık olacak yani. Şimdi benim üzüldüğüm nokta şu hocam, takıntısı olan veya takıntı hastalığı ileri boyutta olan insanlar için biraz şey gözüyle bakılıyor. Aman iradesine sahip değil ki, hani iradesi zayıf. Bu kişilerin gerçekten iradesi zayıf mı oluyor? Ben buna katılmıyorum. Bu insanların bu travmatik dönemlerinde veya işte psikolojinin altında, bilinçaltının altında yatan nevrotik durumlarla ilgili vesvese geliyor. Diyor ki abdest olmadı, sanki elini yıkamadın, elin iyi olmadı gibi bir his geldiği zaman bu insanlar başka sebeplerden kaynaklı buna yenik düşebiliyor. Bu irade zayıflığı bence değil. Öyle midir sizce de? Şimdi şöyle... Yoksa eğer gerçekten bilinçaltına yenik düşebiliyorsak bu gerçekten irade zayıflığı mıdır? Kesinlikle. Şöyle söyleyelim. Yani böyle bir şey geldiği zaman o insan eğer danışanlarımız geldiği zaman şunu şöyle izah edelim. Eğer kendi kendinin farkına varıp, yani bunu aslında normal olmadığının farkındalar fakat mücadele edemiyorlar. Veya bu çok kolay, hani bir kere söylüyorum anlasana denilen bir olay değil. Gerçekten artık hani vesveseyi geçip de takıntı ve obsesyon kısmına geçilmişse eğer, o ileri aşamalara geçilmişse çok ciddi uzun süreç istiyor tedavisi için. Yani vesvese deyip geçmemek gerekiyor. Önemsememek gerekiyor. Yani bunu bir sönük bir balon gibi düşür. Şişirdikçe 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 ne olur? Patlar ve hayatını mahveder. Yani korkarsın en azından. İşte bu da böyledir yani. Şimdi çevremizde bu tür insanlar varsa ve biz bunların farkındaysak mutlaka o kişilerin bunu fark etmesini sağlamak lazım. İlk başta zaten çok masumane başlıyor. Farkına varmadan başlıyor. Oldu olmadı diye. Ve ibadetlerinden uzaklaşmasına, kendi aile ortamından uzaklaşmasına, mesela bu tür rahatsızlığı olan, takıntı rahatsızlığı, temizlik rahatsızlığı olan insanlar, anneler özellikle çocuklarına mesela psikolojik olarak baskı yapıyor. Mesela hayır git ellerini yıka, işte koklu bir kere, iki kere, 10 kere yıka. Bir müddet sonra çocukta şu oluyor. Yani ben 10 kere yıkamazsam ellerim temiz olmayacak. Yani çocuğa çapa atmış oluyorsunuz ve o çocuğun bilinçaltında sürekli 10 kere elini her lavaboya gidip gelişinde 10 kere yıkaması gerekiyor. 10 kere sabunlaması gerekiyor. Veya banyoda işte 10 kere başını yıkaması gerekiyor. Yani girdiği zaman, mesela bir duşa girdiği zaman bir kutu, iki kutu şampuan bitirip çıkıyor mesela. Öyle ileri boyutta olan şeyler de karşımıza çıkabilir. Hocam internette karşılaşıyoruz. Örnekler, inanın hani vaktiniz varsa şöyle girin Google'a bir yazın. OKB hastalığının örnekleri üzerine falan. Ben hani çeşitli sebeplerden dolayı bunlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. Makaleler okumaya çalışıyorum. Hanımefendi eşi eve geldiği zaman bir bildiğimiz mavi çöp poşetleri var ya. Onu açıyor kapının önünde. Eşinin tüm kıyafetlerini orada çıkarttırıyor. Bir adım daha içeri, hani kapıyı kapatıyordur. Ama oradan hiçbir şey, oradan bir adım içeriye girdirmeden oradan her şeyi alıyor. Çöp poşetini böyle sanki hani mikropluymuş gibi tutarak götürerek işte yıkanmasını bir şekilde atılmasını sağlıyor. Orada yeniden başka kıyafetler giyiyor. Eve girene kafasına, ayaklarına galoş giymesini isteyen, bunlar hep takıntının temizlik aşamasında olanlar için söylüyorum bunları. Yani bir de temizlik değil, sayma takıntısı olanlar var. Veya kendime zarar mı vereceğim veya ben başkasına zarar mı vereceğim? Bunu ben acaba mesela işte her dakika 50 tane yani her saat başında 50 tane Fatiha okumazsam
işte aileme zarar gelecek. Hı hı, sürekli 50 tane ayetel kürsi ya da Fatiha okumayı kendisi yapıyor. Unutuyor. Ya o 50 tane olmadı. Onsa tekrar başa dönüyor. Bu sefer öğrenci ise derse aksıyor. Çalışansa yapması gereken, mesela bir işle meşgulseniz, bir program yapacaksanız, yani şu anda durun ben bir 50 tane Fatiha okuyayım da öyle başlayayım desem, ne kadar süre beni bekleyebileceksiniz? Hı hı, gerçekten hı. Bunlar insanın hayatını dar eden, insanın hayatını zindan eden, insanın yaşamasındaki süreci zorlaştıran şeyler. Yani basit değil gerçekten. Çok sıkıntılı bir süreç. Şeytanın görevi bu diyorsunuz. Bu vesveseyi yapacak. Bakın en küçük şey de öyle, o şekilde başlıyor. Fısıltıyla başlıyor. Peki, besledikçe... Ha buyurun. Meleki sesimiz var ya hocam bir de içimizde. Evet. O ona baskın gelemiyor mu? Yoksa baskın gelenin iradesi kuvvetli mi oluyor? Aynen öyle. Kimi beslerseniz. Yani şöyle diyeyim, daha güzel anlaşılsın. Her insanın içinde Musa'sı da Firavun'u da vardır aslında. Sen kimi beslersen o galip geliyor. Yani Musa'yı beslersen hayat sana hani nasıl deniz yol oldu Musa Aleyhisselam'a ki geçti. Hı hı. Değil mi? Bize de hayat güzel gelir. Ne anlamda gelir? Yaşadığın her anın tadını çıkartırsın. Yani baktınız bir vesvese oluyor. Hayır oldu, kabul oldu. Ben 3 mi kıldım, 4 mi kıldım? Seyif secdesi yaparsın ve sonrasında ya Rabbi gafletle kıldım. Rabbim kabul eyle benden dersin. Kabul oldu, olmadı. Bir daha mı yapayım? Mesela vaktin vardır. O gün tekrar o namazı iade ettin. Ama diğer günler vaktin yoktur. Bir müddet sonra namazdan uzaklaşmıyor. Bakın o kadar sistematik çalışıyor ki şeytan. Siz gerçekten İslami olarak, psikolojik olarak kendi yapımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela dini neden Efendimiz zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Bir müddet sonra hayatı zorlaştırmaya başlıyor kişiler kendilerine. Dinsel obsesyonlar böyle başlıyor hocam. Yani aynen öyle. Dediğimiz gibi bunun hijyen obsesyonları var. Dinseli var, hastalık boyutu var. Hastalığı olma durumu var. Aynen öyle. Hastaneye gittiği zaman her şeyi geçiyor. Hani kapıdan içeriye girdiği zaman, hastaneye kavuştuğu an hiçbir tedavi almasa bile o mekana vardığı zaman oh çok şükür rahatladım, iyileştim diyenler var. Çevrenizde bunlardan mutlaka vardır veya kendimizde de vardır. Ben bazen bir ara bakıyorum, merdivenden inip çıkarken basamakları saymaya başlamışım. Kendimce bulduğum taktik hocam, 7'de miyim, 7. basamakta mıyım? Hemen sayıları karıştırıyorum. 10, 20, 40, 50, 40 işte bir şeyler söylüyorum. Oradaki kaldığım sayıyı karıştırıyorum ki kafamda şey yapmayayım. Hani arkasını sürekli getirmeyeyim. Tabii bir müddet sonra 7'ye de çıkmaya başlarsın. Gene seninki büyükmüş mesela. Diyelim ki benim takıntı olan... 1, 2, 3, 4 çıktığım basamağı sayıyorum hocam. Sen öyle sayıyorsun. Bazıları da onu şöyle yapıyor. Mesela 2, birer birer çıkmıyor. Hep 2, 2 çıkmak zorunda. Yani bunu takıntı haline getiriyor mesela. Bu şeye benziyormuş. Yoldaki kaldırım çizgilerine basmamak durumu. Evet. Böyle başlayanlar var. Yani gerçekten ya bu problem değilmiş gibi gözüküyor. Değil mi hocam? Hani çizgiye basmıyorum ya. Bir içime basınca sanki sıkıntı geliyormuş gibi. Tabirler de böyle. Sonrasında bir bakıyorsunuz bu merdiven basamaklarını saymakla başka şeyler. Bu işte sayma obsesyonu. Dinsel obsesyon tamamen ibadetlerin kabul olup olmadığı, abdestin olup olmadığı. Dinsel obsesyon için de secdeye gittiği zaman içinden Allah-u Teala'ya küfretme, haşa, onu yok sayma isteği geliyor. Hani ben bunları dediğim gibi araştırdığımda orada bir şeyleri yok sayma gibi. Ve sürekli de hocam şöyle bir şey var. Benim tabirim doğru olacak mı bilmiyorum. Sanki içeride başka bir inanç şekli var kişinin iç dünyasında. Bunu yapmazsam o inancımın getirisi olarak bana bir ceza gelecekmiş gibi korkudan yapıyor ya hani. İşte şunları yapmasam, 50 tane ayet-i kürsü okumazsam anneme babama bir şey olur hissi. İşte bunu okumazsam bana bir ceza gelecek. Bu ayrı bir inanç mı oluşturuluyor orada içeride? Kişinin iç dünyasında. Şimdi, hani Allah inancından başka bir şey mi oluşuyor? Başka bir yönelim mi oluyor? Başka bir şeye mi inanmaya başlıyorlar? Birisini büyüt, yani o iç sesi kendilerine ilah mı edinmeye başlıyorlar, tövbe yarabbim. Hani bunu demek istemiyordum ama buraya kadar gidiyor mu sizce bu durum? Geliyor. Aynen öyle, o şekilde oluyor işte. Bilinçaltı dedik ya, bilinçaltında işte hani güzel, doğru, faydalı şeylerle beslemediğimiz zaman bütün bunlar farklı kaynaklardan besleniyor ve takıntı haline gelmiyor. Yani küçücük bir iç sesiyle başlıyor. Zaten bir vesvese direkt kalbe gidiyor. Kalpte yer bulmuyorsa ondan sonrasında başka
şekillerde, farklı obsesyonlarda. Yani şunu şöyle düşünün. Mesela bir insan kalbinde diyelim ki sen geliyorsun, ben 50 tane okumazsam benim annem ölecek takıntısı sende var. Hı hı. Böyle geldiğin zaman daha somut gidelim diye bunu örnekleştiriyorum. Aynen hocam, aynen. Benden örnek verebilirsiniz. Hiç evet. Problem yok. Şimdi böyle bir şey, böyle bir durumda diyoruz ki annene bir şey olmayacak. Yani onu okumana bıraktırmaya çalışıyoruz. Farklı kişiye meşgaleler bulmasını sağlıyoruz. O an mesela seni rahatsız eden, şöyle düşünün. Bir insan kafasında işte seni öldürdüğümü hayal edeyim. Senin ondan sonra işte seni dövdüğümü hayal edeyim. Senin telefonu çaldığımı hayal edeyim. Hiçbir polis gelip beni bundan dolayı tutuklamaz. Hiç kimse de beni yargılayamaz. Çünkü o bir iç sesimdir. Ama ne zaman ben bunu amele dönüştürüyorum, o zaman suç oluyor. İnsanlar işte bilinç altında hep bunları yapıyormuş gibi senaryolar yazaraktan takıntı ve obsesyona dönüştürüyorlar. Ya yaparsam, ben bunu okumazsam ya ölürse, ben bunun altından nasıl kalkarım? Ya bunu yaparsam ya da yapmazsam şekli mi oluşuyor hocam? Yani evet. Ya işte şunu şunu yaparsam bir şey olursa ya da şunu şunu yapmazsam bir şey olursa. Aynen korkusu öyle. Yerleşiyor korku sanki, yerleşiyor insanların içine. Bunu yenebilmek için de insanın kendisiyle gerçekten çok ciddi bir mücadele içine girmesi gerekiyor. Bununla tabiri caizse savaş açması gerekiyor. Bir kere kendi insanın nefsiyle şeytanın arkadaşlarını ve dostluğunu bozdurması gerekiyor. Ve sürekli hayır böyle bir şey yok ya, ben yaptım tamam oldu. O an 50 kere okudun, 50 kere okuman gerekiyor. Hayır, ben bir kere okuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Felak ve Nas suresini okuduğu zaman orada diyoruz vesvese veren vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınıyorum. Ben Allah'a sığındım. Hiçbir şey olmayacak. Bunlar yalnız bakın tekrar altını çiziyorum. İlk aşamadaki mücadele aşamaları. İlerleyen durumlarda bunlar yeterli gelmeyecek. O yüzden dolayı da lütfen ilk aşamalardaki sizin iç seslerinizi duyduğunuz anda onu yenmek için mücadeleye başvurmamız gerekiyor. Ya değilse her insanın içine işte namaz kılarken, abdest alırken veya yattığı zaman birçok iç ses gelir insanın. Her an iç sesi olur insan. Fakat sen beynini, aklını, bilinçaltını neyle meşgul eder, neyle doldurursan onlar ortaya çıkar. Sürekli bakın görselde insanların izlediği filmler sürekli işte tecavüz sahneleri ise cinsel objelere kayma, yani cinsi sapıklıklara kayma olayları görülüyor insanda. Bir insan sürekli yardımsever veya spor dalında şeyleri izleyip merakını bu yönde kaydırırsa farklı dallara kendini kanalize eder ve geliştirir. Hocam bunun tabii örneklerinden bir tanesi de bize yazanlar olmaya başladı. İşte kapıyı kilitlemiş mi, ocağın altını kapattın mı ile başlıyor mesela. Evet. Evden çık, ocağı kapatmış mıydım, eve dön. Çık, bir daha dön, bir daha dön mesela. Artık hatta ütüyü alıp da çantasında taşıp ütüyü çektim yanımda, hani fişten çektim durumlarıyla başlıyor. Örneklere geleceğim. İkinci bölümde biraz daha bunların üzerinde duracağım hocam ama şunu bir kez daha soracağım. Bu insanlar bilmeyerek yapıyor bunu tabii ki ama benim gözlemlediğim bu insanlar Allah inancından ileri boyuttakiler için söylüyorum. Biraz daha şeytani sesi dinledikçe bunu yapmazsam, ben şu saati her gün şuraya şöyle koymazsam, alıp bir daha koymazsam, alıp bir daha koymazsam. Böyle yapanlar var. Davranış tekrarı diyoruz buna da. İşte sürekli bir yerini kaşımak veya koridorda 3 kere gidip gelmek, oturup kalkmak, ayağını sürekli sallamak. Yapmazsam kötü bir şey olacaktan dolayı yapıyor bunu. Fark etmeden değil, onu söyleyeyim. Ben bu saati 3 kere buraya koyup, program başına koyup çekmezsem kötü bir şey olacak. İşte diyelim ki babama bir şey olacak inancına geçmişsem, benim Allah var, nasıl olsa Allah benim işte yardımcımdır ya noktasından başka yere geçmiş oluyor muyum? Tabii. Artık o kesinlikle ya benim inancım klinik biraz bir sapmış vaka mı oluyor? Oluyor artık. Hayır hayır, inançlı sapma olarak bunu değerlendiremeyiz kesinlikle. Ben onu söylemeye yani, çalışıyordum. Yani tabii ki takıntı veya obsesyon olan kişiler inancını kaybettiler, imanları gitti, böyle bir şey söyleyemeyiz ama kesinlikle. Ama hocam burada başkasının sanki cezayı başkasından diyor ya, ben bunu yapmazsam bana hayır, ceza verecek. O bir hani psikolojik rahatsızlığa dönüşüyor ve gerçekten ciddi bir terapiye ve tedaviye uzun süreç. Yani bunlar bir de dedim ya, inatçı müzmin bir hastalık şekline dönüşüyor. İyileşiyorlar mı peki hocam? Şöyle söyleyelim bakın. Ordinaris profesöre de gitse kişi, yani en allemi cihana da gitse kişi,
Eğer kişi kendi için mücadele etmiyorsa, kendi bu durumu düzeltmek için mücadele etmiyorsa, hiçbir psikolog, hiçbir psikiyatri ya da hiçbir danışan buna bir şey yapamaz. Mutlaka terapiler uygulanır, tedavi süreçleri uygulanılır. Fakat kişi kendini toparlayabilmesi için, kendini tekrar kazanabilmesi için, topluma ben faydalı olacağım, yani ben bu dünyaya boşuna gelmedim, yeryüzüne ben halife olarak geldim falan, bence hani şey, üçüncü level. Birinci level'da, birinci kısımda ben hayatı hep böyle mi yaşayacağım? Ben daha iyi bir yaşama hak ediyorum. Daha güzel, daha kafamda soru işaretleriyle onu boğuşmadan istiyor. O sis bulutlarını bir dağıtıp oh ya demeyi kim istemez? Buna bir istek uyandırması lazım kişinin bence. İşte o yüzden de ilk geldiği zaman danışanlar, gelen kişiye önereceğimiz şey o kişiye bir meşgale bulmak. Yani kendisini rahatlatacak ortamlar bulması, vesvesesinden kurtulabilmesi için kendine işte farklı spor dallarında neye yeteneği varsa, resme mi yeteneği var, spora mı yeteneği var, yazmaya mı yeteneği var, danışan onu keşfedip danışmanla danışan birlikte ekip olup, yani ikisinin birbirine güvenmesiyle birlikte bu süreci aşabilirler. Ama tabii ki bütün iş danışanda bitiyor. Mesela demiş ki hocam, 43 yaşındayım, erkek bir izleyicimiz. Ev ortamı dışına tuvalete gitmiyorum. Evde de tuvalete her gittiğimde idrar sıçradığı şeklinde takıntılı düşünceler olduğu için çoraplarımı ve pantolonumu her seferinde değiştiriyorum diyor mesela. Çoraplarını çıkartıp girebilir. O tür takıntısı varsa. Mesela bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Çarşıda işte hiç gitmiyorum. Başkalarının lavabolarını kullanamıyorum diye. Mutlaka işte bunların bilinçaltında. Benim çevremde bana şöyle diyenler var hocam. Ben çarşıda lavaboya girer misin? Girerim. Hani test yaptılar hatta bana. Hani çok pis bir tuvalete girer misin? Dedim ki çok kötü durumdaysam gireceğim. Ne yapacağım yani başka? Yani ne yapacaksın? Hani kendi önlemimi bir şekilde alacağım. Aa, nasıl girebiliyorsun? Ne yapayım? Hani orada yapacak bir şey yoksa idrarımın beni zehirlemesini mi bekleyeceğim? Hani sonsuza kadar. Hani çok zor şartlarda bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu şekilde böbrek hastası olan insanlar hani gibi, var. Hani gibi değil mi hocam? Kesinlikle. Hani bunu bir de ayıp, aa sen girebiliyor musun? Ben giriyorum çünkü hani ben biraz koyu veriyorum hocam sanki ya. Pekala, neden onu şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bu beyefendininkini mesela dini bir şekilde işte normalde biliyorsunuz kabir azabının büyük bir çoğunluğu idrar sıçramasından diye hadislerle bize anlatılır. Bu şekilde bilinçaltına yer ettiğinden dolayı buna saplantı gelmiş. Bazısı da hijyen olmadığı konusunda dışarıda başka bir yerde veya başka birinin evinde de, hani bırakın umumi tuvaletleri, başka bir arkadaşın evine bile gitsin lavaboya giremiyor, tuvalete giremiyor. Neden? Çünkü işte bilinçaltına hatta öyle bir dönem geldi ki insanlar artık birbirleriyle toka etmez. İşte mikrop kapacağız, bir ara hani virüsler vardı, işte şu virüs, bu virüs diyerekten. Korunmak başka bir şey ama takıntı bunu haline kural getirip, haline getirip. Bakın bütün bunların bilinçaltındaki korunmakla başlayıp takıntı haline geliyor. Şimdi sen önlemini alırsın. Ondan sonrasında da şimdi ihtiyaç herhalde halinde. Bir şey olmayacaktır ya diyorum, giriyorum ben hocam. Aynen öyle. Ne yapayım aynen başka? Aynen öyle. Hani AVM'lerde girmiyor muyuz ne abi? Giriyoruz, gireceğim hani. Ben hayatımda sürekli idrarımı tutarak bir ömür geçiremem ki. Dışarıda ya işte yaşıyoruz. Ama birçok kimse diyorum ya, mesela öyle kimselerle karşılaşıyorum ki öğrencilerimden mesela hayatı dar ediyorlar. Mesela 10 saatlik bir yolda hiçbir dinlenme tesisinde lavaboya kullanamayan, dışarıda lavaboya gidemeyip bu konuda ciddi rahatsızlıklar geçirenler var. Neden? İşte bu tür takıntılardan dolayı. Bunları yenebilmek için farklı görevlerle, işte telkinlerle kesinlikle bu boyuta varmışsa tedavi olmalarını öneriyoruz. Terapi almalarını öneriyoruz. Yani ilk başta bizim önereceğimiz şey direkt ilaç değil, terapiyle çözüm üretmeye çalışmak. Ama artık psikolojik değil de nevrotik bölüme geçmişse direkt psikiyatriste yönlendirip ilaç tedavisiyle onların tedavi edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir soru daha soracağım. Reklama gireceğiz hocam. Kişi kendinde bir sıkıntı olduğunu fark etti. Yani davranış tekrarı olabilir. Yani sürekli işte çektim mi çekmedim mi fişi veya işte şuradan 7 kere yürümezsem bir şey olacak. Merdiveni 2 kere zıplamazsam şu olacak. Şunu saymalıyım. Çıktığım zaman en balkon... başta mı ne yapmalıyız? Bir şey olması lazım orada hocam, sesli orada. Telkin öneriyoruz.
ne yapacağız? Sesli telkin. Doğru, aynen, anladın öyle. Değil mi? Sesli ben telkin. Ben öyleyim diyelim. Çıktım balkona, karşı apartmandaki tüm pencereleri sayıyorum her gün. Her balkona çıktığım zaman. Şimdi bir başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ki şu an yayında da karşımda petekli bir doku var hocam karşına. Sayı zamanları sayarım mesela. Başladım sayıyorum. Dedim ki ben bunu her gün her gün niye sayıyorum? Niye yapıyorum? Onu bildiğim an. Ne yapacağım fark hocam? Fark ettiğin anda çevir gökyüzüne bak. Hemen ilgi alanını başka tarafa yönlendir. Yani kuşa bak, böceğe bak, çiçeğe bak, ilgi alanını. Mesela hemen telefonu eline alıp bir sevdiğini arayabilirsin. An, başka bir şeyler meşgul et. O eylemi kesmek fayda eder mi? Kesmen gerekiyor. Yani, kesmen gerekiyor. O an fark ettim, bunu yapmayacağım dedim, döndüm. Aynen öyle. Sürekli yapacaksın ama bunu. Fark ettiğin anda sürekli buna frene basacaksın. Şimdi bakın, normal çevre yolunda giderken gaza basarsın, basarsın. Araç yok, trafik müsait, basarsın. Ama önüne bir hayvan ya da bir aracın çıktığını hissettiğin anda frene basman gerekir. Hayat böyledir. Kendinle ilgili, yani ruh dünyanı, psikoloji dünyanı, ruh dünyası demek çok farklı bir şey, biliyor musun? Bu bilinçaltı, iç dünyamız, iç sesimiz, hı-hı, bambaşka bir şey. Ve biz maddi bedene önem verdiğimiz kadar ruh dünyamıza önem vermediğimiz için psikolojik rahatsızlıklarımız bu yüzden çok fazla artmaktadır. Yani içimizi beslemiyoruz, hep dışımıza. Yani ne yiyelim, nasıl bakalım, nasıl güzel görünürüz, hep bunlar. Ruhumuzu nasıl güzelleştiririz? Bunu daha verimli bir hale gelebilmesi için, hayattan daha güzel zevk alabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor kısmını nedense hep es geçiyoruz. Yani hayatımızda frene basacak bir metabolizmamızın olması gerekiyor. Tehlike anında hemen frene basıp ilgi alanımızı direkt başka tarafa kaydırmamız gerekiyor. Eğer fark ediyorsa kişi, bu güzel, fark edip de yapabiliyorsa çok yolun başındadır. Hemen frene basarak, yani o tabiri caizse, hı hı, evi haşereler sarmışsa hemen ilaçlarsın ve şey olmaz, çoğalmaz. Ama yumurtlamaya başlamışsa o böcekler çok fazla şey gerekiyor. Hatta evi boşaltıp evi taşımak gerekiyor. Biz de şimdi ruhu bedenden ayırmak en riskli bölüm. Oraya varmadan önce tedbirler almamız gerekiyor. Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. Şöyle bir dinlenelim. Daha sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Vesvese ve takıntılar konusunda sormak istedikleriniz varsa, bizimle paylaşmak istedikleriniz varsa bekliyoruz efendim. Biz reklama gidiyoruz. Siz de bir yere ayrılmayın. Birazdan yine karşınızda olacağız. Efendim ikinci bölümle sizlerle birlikteyiz. Vesvese ve takıntılar konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. Burada konuşmamız gereken konu başlıkları diye not aldığımız konu başlıkları var. Tüm bunları söyleyeceğiz, konuşacağız. Kiminle birlikteyiz? NLP ve etkili iletişim uzmanı Filiz Akman hocamızla birlikteyiz. Vesvese ve takıntılar üzerine İnşallah bugünkü program içerisinde bu konuyu yetiştirebiliriz, tamamlayabiliriz diye umut ediyorum. Sizden gelen sorular olmuş. Şimdi önce onları bir değerlendireyim istiyorum. Bana geçmiş olsun diyenler var ayak acımdan dolayı. Teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Hayırlı günler. Aynı sayı sayma takıntıları bende de var. Ne yazık ki elimde olmadan her şeyi sayıyorum demiş bir izleyicimiz. Hanımefendi, beyefendi bilmiyorum. İsmini yazarsa, hani nasıl başladı, hangi durumdadır, bize bir detay verirse iyi olur diye düşünüyorum. Sayma hastalığı hocam, yani bunlardan bir tanesi. Biraz önce mesela merdiven örneğini vermiştik ya, o an başka bir şeyle meşgul edecek beynini. Yani sayı saydığını fark ettiği anda ilgi alanını başka bir şeye çevirmek zorunda. Yani eğer bu ilk aşamalardaysa yenmeyi başarır ama buna engel olamıyor. Yani saymaktan vazgeçemiyor ve hayatının her anında mesela işini gücünü bırakıp işte biraz önce senin dediğin gibi kareleri saymaya, işte cam saymaya, kat saymaya başladığı anda, hı hı, ileri boyuta geçmişse tabii ki bir danışana gitmesini öneriyoruz. Bir psikoloğa öneriyoruz. Hocam şu an ekranda siz varsınız ya. Evet. Bana geçmeyin, hocam da kalın. Ben de sizin arkanızdan geçen renk kutucuklarını sayayım mı mesela? Yeşilden maviye geçti, mor, pembe, kırmızı. Bıraksak sayacak çok şey var etraftasında, değil mi? Evet. Evet, bu elde olmadan yapılıyor ama şunu demeye çalışıyorum. Benim ola ki gözüm takıldı. Ben ne yapıyorum ya? Niye sayıyorum bunu? Dediğim an durmam lazım. Kesinlikle. Bunu anlatmak için bu örneği verdim. Yani ben saymaya başlamışım. Dur. O an hemen aklını karıştır. Aynen başka bir öyle şeye yönlendir. Hani hatta o odak noktasını çevir. Şimdi
Biz öğrencilerle ilgilendiğinden dolayı mesela diyelim ki bu şunda da olabiliyor. Bazen inatçı sorularla karşılaşıyoruz. Sınavdayız mesela. Bu soruya takıldım. Bunu çözmeden öbür soruya geçemiyorum. Ama bu, yani bu üniversite sınavında, KPSS sınavında ya da bugün girdiğimiz bütün resmi sınavlarda süreli. Ya okulda bile 45 dakika veriyorlar misalen. Hayatın dar oluyor. Bir soruya ayıracağın süre 1 dakika veya 2 dakika. Ondan fazlası yok. Sen ona birçok dakikanı ayırmak durumunda kalıyorsun. Hemen gözle egzersizi veriyoruz. Yani nasıl yapacağız? Gözlerimizi böyle kaydırıyoruz. Sanki şaşıymış gibi. Neden? İlgi, yani odak noktasını karıştırıyoruz. Odak noktasını değiştiriyoruz ve o sorudaki takıntı yaptığımız o sorudan diğer soruya geçtiğimiz zaman odaklanabiliyoruz. Ya değilse şimdi ben aşağıdaki soruyu okusam bile kafam yukarıdaki soruda hala. Onu bir yandan da bir yandan da ne yapıyorum? Heyecanlanıyorum. Ya yetiştiremezsem, ya başarılı olamazsam bir yılım elden gidecek. Özellikle üniversite sınavında artık gerçekten hani çocuklarımıza da üzülüyorum. Yarış atı gibiler ortaokulda yani intihar ediyorlar sınavı kazanamadık diye. Üniversite öğrencileri intihar ediyor. KPSS'ye giremeyen, atanamadım diye hayatına son veren gençlerimiz var. Hı hı. Ki yani bir anne olarak bir genci yetiştirmenin ne kadar emek verildiğinin, ya bir canın elimizden kayıp gitmesini sadece hayattaki sınavsal başarı değildir. Topluma faydalı olabilmesi, insanlara faydalı olabilmesi, hayatı seviyor olması. Yani bunlar gerçekten artık şöyle bir sarılalım, şöyle bir gerçekten gülümseyelim, hayatı sevelim, insanları sevelim. Ve lütfen birbirimize yardımcı olabilmek için elimizi uzatalım. Bunlar çok zor bir şey değil. Yani o anda kendi rahatsızlığımızı ya da kendi takıntımızı fark ettiğimiz anda hemen bakış açımızı değiştiriyoruz. Gözün oraya takılı kalmışsa ve bunu fark etmişsin, sen farkında olmadan kareleri saymaya başlamışsın. Senin arkanda da kare var ya, senden örnek veriyorum ben de. Dekorumuzda arkada, benimkinde de var işte, bak görüyorsunuz şurada. Evet. Hatta hemen, şu turkuaz yazısının altında bile varmış. O yüzden dolayı hemen ne yapıyorum? Ben gözümü başka tarafa çeviriyorum veya baktım engel olamıyorum şimdi. Sınavda ne yapıyoruz? Göz egzersizi yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ondan sonra eğer bir kere de geçmiyorsa birkaç kere tekrarlıyoruz. Beyin o anda zaten bir nevri döndüğü için diğer şeyleri odaklanabiliyor. Deneyin. Ben denedim sınavlarda. Çok güzel oluyor. Çok güzel bir taktik. Ben karşıdaki petekleri sayıyorum. Aa, Filiz hocam demişti ki sayarken aklına geldiği an hemen aklını karıştır. Başka bir şeye yönel. Döndüm çiçeğe bakayım ya, çiçek güzelmiş dedim ama aklım hala orada. Onu saymadım ya, içime sıkıntılar giriyor gibi. Onu nasıl aşacağım? Yani saymayı ver ya onu diyeceğim hocam, ne yapacağım? Nasıl olacak? Şimdi ilk başta biraz sıkıntı gibi olur. Sen onu takmayacaksın. Bakın şöyle düşünün. Hani biraz önce birinci hocam, bölümde örnek verdik onu bir alalım ya. Mı? Hocama sıcak suyunu alıverelim. Örnek verdik ya, yılanın başı küçükken ezersek o bizim için tehlike arz etmez. Ama yılan büyür ejderha olur. İçini kaplar. Yani nasıl? Her şeyden vazgeçersin. Hayattan vazgeçersin, yaşamaktan vazgeçersin. Önce kendinden, sonra çevrendeki insanları uzaklaştırırsın. Yani anne ise çocuklarından, eşinden, annesinden, babasından, arkadaşlarından, komşularından ve düşünün artık bir kopuş yaşanıyor. Hocam reklam arasında bana verdiğiniz bir örnek vardı, yani yakinen tanıdığınız bir örnek vardı. Afaki boyutlarda zaten o hanımefendinin takıntılı durumu. Ama orada dikkat çekmek adına, bunu hani değişmek manasına söylemiyorum, özür dilerim ama yaptığı hamleleri söylemek istiyorum. Hani bir insan sürekli banyo yapmak istemediği için sürekli kendini kirli gibi hissediyormuş. Değil mi hocam? Hani evet. Doğru mu anlatıyorum bilmiyorum. Şu an kendisinin şahsına da saygısızlık etmek istemiyorum ama. Yok zaten yani hayatı gerçekten yani bizi dinleyecek durumda da değil de Allah yardım etsin. Burada bakın şu ne çok önemli. Ne yapmıştı hocam? Onu söylemenizi istiyorum. Yani şöyle bir şey. Yani bu arkadaşımın küçükken fark edilmediği için, yani bu rahatsızlığı küçükken dediğim zaman, yani bunlar bazen genç çağlarda da başlayabiliyor. Biz lise döneminde benim arkadaşım da. O zaman o tırnak kesememekle başlamıştı onun rahatsızlıkları. Sürekli rahatsızlık duyuyordu. İşte tırnağını kestiği zaman bir şey olacak işte. En son raddede hani böyle artık aile baskı yaptığı zaman tırnakları kesiliyordu. Kesmek durumunda kalıyordu ve çok canı acıyordu, böyle günlerce kendine gelemiyordu. Sonra tabii bizim yollarımız ayrıldı, yani yıllarca görüşmedik. Konya'ya geldiğim zaman tekrar karşılaşmıştık.
ve gerçekten hayatında birçok değişiklikler, mutasyonlar olmuştu ve en sonki durumda banyodan çıkamıyor. Sürekli banyo yapıp saatlerce banyoda kalıyor. Yani bu de, yani 5 saat, 6 saat banyoda geçiriyor ve artık banyo yapmaktan yorulduğundan dolayı rahmini aldırmıştı. Yani adet olmayayım ve pis olmayayım, banyo yapmak durumunda kalmayayım. Yani bakın, bir zaman temizlik diye başlayan hastalıklar işkenceye dönüşmeye başlıyor. Ve biz önce bu takıntılar, yani vesveseler fark edilir, takıntıya dönüşmeden önlem alınırsa inşallah, hani erken teşhis hayat kurtarıyor. Fakat bu ilerler de direktman, hani eğer nevrotik bir şey yoksa, yani psikiyatristlik bir vaka değilse, vesvese boyutunda da direkt psikiyatriye yönlendirip ilaçlarla insanın beynini uyutmaya da karşı çıkıyoruz. Önce bir terapiyle, bir üstesinden gelmeye çalışılacak. Evet, kişiyle mücadele ederekten. Oraya geleceğiz hocam. Yani önce hemen ilaç tedavisi değil, önce terapi kesinlikle şeklinde tedavi. Kendi sesli telkinlerle veya danışmanın vereceği telkinlerle üstesinden gelmeye başlasın. İlaçlı tedaviyi en son tercih etmeye çalışın. İlk etapta hemen ilaç almaya başlarsanız ne oluyor maalesef? Takıntı yapmasın bu kişi diye doktorun yapacağı bir şey yok. Onun sürekli ya uyku haline ya da sersem haline dönüştürebilecek ilaçlar veriyor. Hayattan geri kalmış, yaşıyor gibi bir insan yanını başınızda duruyor ama yok gibi bir durum içerisinde. Veya sürekli uyuyor. Ya gündüz uyuyor, gece sabaha kadar, yarasa gibi sabaha kadar uyanık kalıyor. Anlamsız bir yaşam şekli oluyor gündüz, gibi. Gündüz gece gündüz oluyor. İlaç konusunu bir kez daha söyleyeceğiz hocam. Oraya en son tercih edin diyeceğiz. Şimdi bir izleyicimizden daha mesajımız var. Diyor ki, hayırlı sabahlar. Ben Zeynep, iki çocuğumdan sonra hem ölüm korkusu hem trafik kazası geçirecekmişim gibi korkular başladı. Daha önce de hiç kaza geçirmedim. Bu evhamlardan kurtulamıyorum. Ne yapmam lazım demiş. İki çocuğu var, çocuktan sonra olmuş. Genelde yani lohusalık döneminde bunlar oluyor. Biz çok bilmiyorduk öncelerden, yani nasıl diyeyim, şu anda oğlum mesela 25 yıl öncesinde. Hani genelde hamilelik döneminde hep bütün annelerde olur, işte çocuğun doğumuyla ilgili, kendi yaşantınla ilgili, çocuğun yaşantısıyla ilgili sana vesveseler kaplar. Ya bir şey olursa, işte çocuğum nasıl olacak gibi. Sonra doğum yaptıktan sonra da işte bir şey oluverse kaybedecekmişsin gibi endişeler insanları sarar. Bu herkeste de olmayabilir ama büyük bir çoğunlukta da olabiliyor. Karşılaşıyoruz bu tür durumlarla. Şu anda bu kardeşimizi şunu önerebiliriz. Yaşama sarılmasını. Yani kendisine o tür düşünceler geleceği zaman farklı terapilerle kendini meşgul etmesini. O düşünceler geldiği zaman onu rahatlatacak. Mesela yürüyüş yapsın, Kur'an okusun. Ondan sonra dua çok önemli bir. Bakın şu anda günümüzde en çok ihmal ettiğim şeylerden biri bu. Normalde bilinçaltına biz anlattığımız zaman artık bugün pozitif enerji kimse inkar edemiyor. Bize yönelilen auraları kimse inkar edemiyor. Bize 1400 yıl öncesinden zaten bütün taktikler verilmiş. Dua kaderi değiştirir. Lütfen elinizi açın ve gerçekten Rahman'ın rahmetinin yağdığını, gönlünüze inşirah dolduğunu hissedeceksiniz. Bazen çok daralıyorum. Hocam ne yapacağız diye geldiği zaman öğrencilerim, diyorum ki Efendimizin gönlünü ferahlatan, yani Allah-u Teala gönlünü açıp genişletmedik mi diye soruyor. Neşrahleke soruyor. Hemen 7 kere bir oku çocuğum diyor. Ve diyor ki hocam rahatladım. Tabii bunda da inanmak çok İnşirah önemli. Suresi. İnşirah suresini. 7 kere yani, mi okuyacağız hocam? 7 kere okusun. Yani illa bir sayı olması gerekmiyor ama 7 kere güzel bir, orada da bir takıntıya sayı vermeyelim değil mi? Hani 7 güzel ama hani tek sayı güzeldir. Peki. Aklı karıştırmak lazım sanki hocam değil mi? Öyle durumlarda. Şimdi şöyle bir şey. Bu kardeşimiz eğer aşamıyorsa mutlaka bir bir psikoloğa gitsin. Bir görüşsün, terapi alsın. Ama kendisi önce bunları meşgul edecek, kendini meşgul edecek. Sürekli bakın kurup çözer. Mesela boş kalan insan, boş kalan yere sen hakla meşgul etmezsen batıl işgal eder. Yani sen gönlünü güzel, faydalı, doğru, adaletli şeylerle meşgul etmezsen şeytan gelir orayı istila eder. Şimdi bütün gün evde duran bir hanımefendi, ondan sonra ne yapmam gerekiyorla uğraşmazsa, yani işte güzelliklerle ilgili bir faaliyetin içine girmezse, çocuklarıyla ilgili, ne yapacaklarıyla ilgili. Ondan sonra adamın işte bir de özellikle şu televizyonu çok izleyip de işte o program bu program bakıp işte
kimin eli kimin cebinde. Ben bu ara bunu yaşadım, biliyor musun? Ben o zaman kendimden örnek vereyim. Hamileliğim döneminde bir sıkıntılı süreç yaşıyordum. Sürekli serum yemem gerekiyordu. Ben de hani evimde yiyordum o dönemde serumları. Bir müddet tabii evde yapacak bir şeyin de olmayınca, çok hızlı bir hayattan evde durunca televizyon izliyorsun. Bir bakıyorsun o onu aldatmış, o ona dedektif tutmuş, o ona bir şey yapmış. Bir müddet sonra adam eve geldiği zaman böyle adama paranoya olarak bakmaya başlamıştım. Sonra dedim ki ya ne oluyor? Yani ne oluyor yani? Baktım adamı yani böyle farklı şeyler, hani tabir caizse olmayan şeylerin altında olmayan şeyler almaya başladım. Hemen dedim Filiz kendine gel, o televizyon programlarına bir ara verdim. Hani fark etmeniz çok önemli. Biraz önce dediniz ya, bunu herkes yaşar mı? Vesvese herkeste olur mu? Evet, hepimizde olur. Fakat fark etmemiz önemli. Hayır, kimse kimseyi aldatmıyor. Gayet güzel, çok sağlıklı bir bebeğin olacak. Gayet mutlu bir evliliğin var. Hemen böyle silkelenip doğaya da sarılıp hani farklı telkinler. Hemen ders başlattı bu arada. Ben kalkamıyorum ama derslerin bana gelmesi uzak değil arkadaşlar. Evin medresi olabilir. Gelin arkadaşlar. Hadi bir Kur'an dersi yapalım. Hadi bir tecvid dersi yapalım. Ondan sonra her gün arkadaşlar gelip gidince onlarla muhabbet ederken bakmışım ki ben o düşüncelerin hepsi uçmuş gitmiş. Kendimizi oyalayacak bir şeyler. Kesinlikle. Boşta kalırsak. Gönlü. Bakın beden değil. Yığılmaya mı başlıyor? Şimdi bedeni sadece yemek içmekle oyalamak manasında değil. Ruhu da doyuracak bir şeyler yapmamız gerekir. İşte ruhu doyuracak kısma bize doğru düzgün anlatılmıyor. Yani bugün ruhu doyuracak şeyleri insanlar içkide bulmalarını, kumarda bulmalarını, şans oyunlarında bulmalarını, sonra işte cinsellikte bulmaları konusunda sürekli böyle telkinler verildiği için ortaya böyle gerçekten psikopat ya da çok özür diliyorum manyak varlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ruhu, kalbi, lütfen, güzel şeylerle besleyelim, evet, konusuna geleceğim hocam. Kesinlikle. Telefonumuz varmış. Bir alo diyelim, oraya tekrar döneceğim. Alo. Alo, iyi hoş günler. Hoş geldiniz, buyurunuz. İyi günler efendim. İyi günler ablacığım. Buyurunuz, sizi dinliyoruz. Ama ben bilen sana herhangi bir şeyden konuşacağım. Yani namazdan olsun, herhangi yani namaz kılsan kılmasan nasıl olur yani, onu merak ettim hocam, onu soracağım. Yani. Namaz kılsak ne olur, kılmasak ne olur? He, soru he, bu mu? Tamam hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Bizi televizyondan takip etmeye devam edin, sorunuzu cevaplayacağız. Hocam tamam, kılsak hocam ne olur, kılmasak tamam ne olur diyor izleyicimiz. Doğru kaynaktan beslenmek gerekir. Yani bir kere burada şu rahatsızlığa düşmüş kardeşimiz. Namaz kılıyorum ama ne oluyor? Bana ne faydası var? Ne için kılıyorum? Şimdi bu tür gelen kişilere karşı biz şunu öneriyoruz. Bu da bir vesvese hocam. Tabii, sanki. Tabii kesinlikle. Değil mi? Yani niye kılıyor, kılıyorum? Kılıyor ama ne oluyor hani? Ya yani ne yapıyor yani? Yani niye oruç tutmam gerekiyor ki? Ya da mesela en çok karşılaştığımız şeylerden biri doğru kaynaktan ve güzel beslenmeyince, mesela hanım, ben çok öğrencilerle iç içe olduğum için biliyorsunuz, kapanıyor mesela. 3 gün 5 gün sonra açılıyor. Sonra tekrar kapanıyor falan. Diyorum ki taşları yerine oturtamamış. Şimdi temeli sağlam atmak gerekir. Temeli sağlam atabilmek için de gerçekten yaratıcıyı iyi tanımak gerekiyor. Yaratıcıyı tanımak demek kişinin kendini fark etmesi demektir. Kendimizi fark ettiğimiz zaman diyoruz ki bunu Rabbim benden istiyor. Kur'an ve sünnetle iyi beslemek gerekiyor. Beslemediğimizden dolayı bir müddet sonra ibadetlerden soğumaya başlıyoruz. Şu çok önemli. Mesela birisi geliyor, ya Resulallah, hani bazen oluyor çok güzel namaz kılıyorum, çok güzel dua ediyorum ama bazen de oluyor hiç kılmak istemiyorum, hiç dua etmek istemiyorum. Bu durumlarda ne yapayım? Terk etmeyeceksin. Hatta Efendimiz o dönemlerde, yani isteksiz olduğun dönemlerde kalkıp zorla namaz kıldığın zaman, kıldırttığın zaman o ruhuna, o bedenine, nefsini yendiğin için, şeytanı yendiğin için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o tür ibadetleri daha çok övmüştür. Niye? Çünkü sen biriyle mücadeleye gidiyorsun, kavgaya tutuşuyorsun tabiri caizse. Şeytan ve nefis en büyük düşman kişiye. Hı hı. Yani bana sen ne kadar zarar verebilirsin Rümeysa? Dövebilirsin, sosyal psikolojik baskı uygulayabilirsin. Daha onun ötesinde öldürebilirsin. Ki haksız yere öldürdüğün için ben cennete giderim. Ama bir insanın kendisine verebileceği zararı asla başkası veremez. Bunu unutmayın. Sevgili izleyiciler, ne edersen kendine edersin kendi kendine. Yani ben kendim için mücadele edip, çaba sarf edip kendime yatırım yapmazsam, yani ahiretimi kurtarmak için bir mücadele içine girmezsem
Kimse beni kurtaramaz. İnsan cennetini de cehennemini de bu dünyada kazanır. Hayatın anlamı budur. İnsan bu dünya ederse kendini eder cümlesi aslında burada manayı tam buluyor değil mi hocam sanki? Aynen hani öyle. Vesveseyle tutun bunu. En sonunda ibadetin, niye yapıyorum bu ibadetimi kısmına kadar getirin. Takıntının sizi sürüklediği noktaya kadar veya hani kılmasak ne olur acaba? Yani çok da önemli mi acaba gibi falan durumlarda bile buraya kadar gelmişse bile insan ne ederse kendini eder cümlesi. Ben hayatımda çokça bunu gördüm. Kendimde de belki bizzat yaşadığım zamanlar oldu. Büyüklerimiz zaten boşa bir şey söylememişti hocam. Bazen de böyle tam böyle kafaya böyle tak diye vuruyor ya o cümleler. Ha diyorsun, bu manaya bak böyle geliyormuş. Şimdi hocam ruhu kalbi güzel şeylerle beslemek kısmına geleceğim. Ama izleyicimizden sorular gelmeye devam ediyor. Diyor ki izleyicimizin bir tanesi. Ben kötü bir rüya görüyorum sürekli. Ne olacak diye içimde bir acı başlıyor ve genelde sıkıntılı bir şey yaşarım ve çok sıkıntılı olurum. Ömrüm hep böyle geçti. Lütfen bana yardımcı olacak bir şey söyleyin demiş. Gördüğünüz rüyanın arkasından kötü bir şey mi oluyor sürekli? Bunu mu demeye çalıştınız? Ben tam anlamadım. Ben öyleyse, anladım. Öyle mi hocam? Şimdi şöyle bir şey. Bazı insanlar rüyaya göre amel ederler. Mesela çok böyle gerçekten etkilenebiliyoruz. Rüyaya göre acaba bugün bir şey mi olacak? Bir kaza mı olacak? Veya kötü bir şey mi yaşayacağım gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kötü bir rüya gördüğünüz zaman sol tarafınıza dönün ve yapın diyor. Ve dönün. Onu orada silmek gerekiyor. Hayır olur inşallah. Hayırla neticelendirsin. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani belayı, hastalıkları, her türlü felaketi önleyecek olan sadakayı çok vermemizi bize öneriyor. Yani az sadaka çok belayı def eder. Bunu unutmasınlar. 1 lira, 3 lira, 5 lira neyse kişi maddi durumuna göre o gün etkilendi, o rüyayı gördü ya. Götürüp bir çocuğun eline bir simit alabilir veya bir hayır yapabilir. Bir fakire bir yemek ısmarlayabilir. Ondan sonrasında şey der. Yok ya Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Direkt kendine telkin verecek. Kötü bir rüya gördükten sonra onun arkasından kötü bir şey yaşayacağım hissine kapılmak da takıntı mı hocam? Aynen öyle. Yani yine o şeye ona göre yaşıyor ama o sürekli ne oldu giriyor, ne olacak? Ne ben bir rüya gördüm etkisinden boşa kurtulamıyorum. Boşa çıkmaz benim rüya. Ben gördüysem aynen bir şey öyle olacaktır gibi falan. Burada beklentiye giriyorsun zaten. Kötü bir şey olacak. Bir de şu da önemli. Mesela rüyayı anlattırıyor. Karşıdaki insanlar felaket tellalcısı. Mesela herkese hani de anlatmayın. İnternette yorumlara hiç bakmayın. Ay evet. Kendiniz ya, yani kalben bir evet şeye kanaat getirin. Kötü de olabilir diyorum. O sizin kendi kanaatiniz. Ben öyle yapıyorum. Unutmayalım. Yani programın sonuna doğru bana hatırlat. Mesela güne nasıl başlayacağımızla ilgili. Tamam. Nasıl telkinler vereceğiz? Bununla başlayalım. Allah'ın izniyle. Güne nasıl başlayacağız? Evet. Notunu onunla alıyorum. İlgili. İnşallah başlama yapalım. Tamam. Dedim telefonumuz varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz, buyurunuz. Süleyman Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi ben hocama birkaç soru sormak istiyorum ama. Alo. Buyurunuz. Televizyon sesini kapatıp bizi sadece telefondan dinler misiniz? Tabii. Televizyon sesini tabii kapatalım. Sadece telefondan iletişim kuralım. Tamam. Şimdi daha iyi şimdi mi? Hocam ben şöyle söyleyeyim. Namaz muhabbeti yani ben birçok defa kılmaya çalıştım. Ne bileyim birkaç tane böyle hocaya, ilmi yüksek olan insanlara sordum. Fakat birçok kişi farklı şekillerde yani namazın tek bir şekli var. Fakat birçok farklı şekillerde benim karşıma geldiler. Ve benim aşırı derecede kafam karıştı. Yani bir nefsisi yok ediyorum. Sonra geliyor ki yok kılma. Şimdi ben ne yapmam lazım hocam? Var mı sorumuz hocam? Anlayabildik hayır, mi? Şöyle bir şey. Namazın kılınış şekliyle. Yani mesela elleri işte göbek hizasında tutuyoruz. Yok omuzda tutuyoruz. Bu kısmı mı sizi tedirgin etti? Neyi tedirgin etti namaz kılmakla alakalı? Evet. Yani şey. Mesela rüküden kalkıyoruz. Galiba mezhepler konusunda. İşte ellerin bağlanış şekli olsun. Bunlar benim kafamı karıştırıyor. Tamam. O, yani peki tek hala bir şekilde. Süleyman Bey. Şöyle söyleyeyim. Şu sizin çıkış noktanız olsun. Allah-u Teala bizi mezheplerden dolayı sorguya çekmeyecek. Yani önemli olan sizin namaz kılmanızdır. Yani ellerinizi nerede bağlarsanız bağlayın. Kılmaktaki amaç birdir. Yani sizin Allah'la olan bağlantınızdır. Buraya odaklanın ve bununla meşgul olun. Yani mezheplerden dolayı sorguya çekilmeyecek. Siz namaz kılmak konusunda vazgeçmeyin demek istiyorum.
Yani eli evet. Niye burada bağladı? Niye şöyle yaptı? Onlara takılı kalmasın. Şimdi mesela bu en çok karşılaştığımız sorulardan biri bu. Mesela bizim Hanefi mezhebinde genelde Konya'da çok yaygın. İşte bizim elimize bayan olduğumuz için mesela toplu iğne batıyor. Birazcık kan çıktığı zaman abdestimiz bozuluyor. Ama Şafii mezhebine göre bozulmuyor. Yani buraya kadar kan olursa ancak abdest bozuluyor. Dolayısıyla hani bu niye böyle diye bunu sorgulamak yerine ben buna tabi olmuşum yapıyorum ama çok zor durumda kalmışsın. Yani abdest alma imkanın yok ve sen orada diğer mezhebi taklit edip yapabiliyorsun. Hı hı. Mesela Umre'ye gittiğimiz zaman orada karşılaştığımız olaylarda abdest almaya gidecek tekrar vakit yok, kapılar kilitlenmiş, sen orada ravzaya gireceksin. Diğer mezhebi taklit edip sen o şekilde görüşmeni yapabiliyorsun, duanı yapabiliyorsun, namazını kılabiliyorsun. Namaz konusunda hocam, benim kendimce söyleyeceğim şey acizane. O vakti size ayrılmış öğle namazı için verilmiş bir süre, kiraat süresine girmeden önce, ezandan belli bir süre sonra. O zaman diliminde dünyadan uzaklaşıp, insanlardan uzaklaşıp Rabbe yönelmek değil midir? Ben şöyle tarif ediyorum, randevu saati diyorum. Yani randevuya gitmek. Yani Rahman'da seni yaratan, seni yokken. Burada şekli nasıl olması? Tabii belli kuralları illaki var. Rükûsu, secdesi, hani farzları mutlaka var ama şeklin, parmağın, şehadetin kaldırılması. Ha yok yok. Onlar o şöyle oturmak. Bunlar biraz daha işte yine onlara yine şeytanın kalma. Sanki vesvesesi oluyor sanki evet. Hocam yine değil mi? Aynen öyle. Ben takılı araya girmiş kalmasın. Olmayayım. Başka söyleyeceğiniz bir şey varsa bu kameradan devam edebilirsiniz yok, hocam. Süleyman kardeşim sen hiç takılı kalma onlara. Seni yoktan var eden, eşrefi mahlukat kılan, yeryüzüne seni halife kılan, Rahman'la olan randevu saatine dikkat etmeye çalış inşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür hayırlı günler. İnşallah faydalı olmuştur. Döndük. Şimdi Fatma'nın Mücevher bize gönderdi bir mesaj. Onun mesajını sona bırakıyorum. Görmedi Rümeysa diye düşünmesin. Daha önceki mesajlarımız var. Sonra sana geleceğiz. İyi yayınlar. Benim vesvesem çok. 4 yaşında kızım var. Dışarıya, çarşıya, pazara çıkamıyorum. Çıksam da çok geriliyorum. Biri kaçıracak bir şey olacak diye. Okuyup da çıkıyorum evden ama baş edemiyorum bu vesveseyle. Ama sadece çocuk konusunda demiş. Yardımcı olur musunuz? Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Tabii bilinçaltında o kadar çok şey yayınladılar, ettiler ki. Yani çıkarsak ne olacak? Ben bunu Kabe'de yaşadım. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay kadar önce Sevgi Evi'yle Çödem'deki çocuklarla gittik. Gittiğimiz zaman da oradaki bir anımı anlatayım şimdi. Sürekli şey bir takıntısı var. Çocuklar kaybolacak, çocuklar kaçırılacak, çocuklara bir şeyler olacak. Diyorum ki hiçbir şey olmayacak. Burada kimse kaybolmaz, kimseye bir şey olmaz. Sonuçta biz Rahman'ın evinde misafiriz. Ve çok endişe yayıyor. Yani şöyle bir şey, bizde enerji yaymak. Hani güne başlayacağız dedik ya. Hı hı. Güne başlarken ki telkini bu izleyicimiz dinlesin sonunda yapacağımız telkini. Evet, bu çocuğum kaçırılacak. Korkusu diyen hanımefendi sonunda dinlesin. Hı hı. Benim orada yaşadığım şu anım çok önemli gerçekten. Oradaki kardeşimize dedim ki yaydığımız negatif enerji önemli. Hiç kimseye bir şey olmaz. O gruptaki kardeşimizin birindeki kızlar gerçekten hocayla ayrılmış ve bir değil, iki değil, üç değil, beş saat çocuk yok ortalıkta. O çocuk dediğim 16 yaşında bir kızımız. Şimdi ben gelir merak etme yani hiçbir şey olmaz dediğim zaman öyle çok senaryo yazdı ki gidiyor Kabe'yi arıyor bilmem ne yapıyor böyle kendi kendine bir sürü telaşeler yapıyor. Ben kendim otelde bekledim. Sonra odaya geldiği zaman kızım neredeydin dedim. Hocam dedi işte hocayı bekledim gelmedi. Ondan sonra dedim ki kızım yarım saat bekledim. Hadi bir saat bekledim, bir buçuk saat. Beş saat demek ne demek yani? İnsan gerçekten kafayı yer yani. Hı hı. Binlerce insanın olduğu bir yerdesin. İşte falan dedi. Sonra geldi. O hocanın beni anlaması 2 gün sordu. 2 gün sonra o çocukları rahat bıraktı. Ama hı. Bana verdiği tepki şuydu. Sen beni anlamıyorsun. Ben ondan sonra kendimi hakimin önünde görüyorum. Ben kendimi hapishanede görüyorum. Bu çocukların başına bir şey gelse. Diyorum ki hocam hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü Rahman'ın evinde misafiriz. Rabbim onları koruyacaktır. Sonra bizi orada ilgilenen görevliye dedi ki burada dedi işte kaçırılma oluyor mu, istismar oluyor mu falan dedi. Dedi ki burada olmuyor, yasak. Hatta insanlar kaza yaptıkları zaman dedi kavga etmek haram olduğu için arabalarından bile inmiyorlar dedi. Kaskı onların işlerini hallediyor dedi. Ben ki niye bu kadar endişeye düşüyorsunuz? 3 yaşındaki çocuğa tecavüz edilen bir ülkeden geliyoruz. Bu kadar istismara uğramış çocuklarla beraberiz.
Biz yani orada Türkiye gibi bir şarttan geliyoruz. Allah'ın emin olan yerinde bu kadar korkuyoruz, endişe. Bilinçaltımızı nelerle dolduruyoruz? Bu hanımefendi kardeşimiz biraz medyadan uzak duraraktan, bu tür haberlerden mesafe koyaraktan, yani hiçbir şey olmaz diyerekten kendine sürekli telkin verecek. Ama hanımefendi hayatı... diyorlarmış ki hocam bir de. Olacaksa olacak. Sen istediğin kadar önlem al, yine olur. Hayır. Deyince ben dışarıya çıkarken çocuğum koluma bağlayıp götürmeyi düşünüyorum artık. Hayır, demiş. Hayır. Yani senin istediğin kadar önlem al, olacağı varsa olur. Yani kazar kader konusu. Orası da sıkıntılı hocam aslında. Kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine inanmak. Yani ben ne yaparsam yapayım nasıl Allah'ın dediği olacakmış. Ben niye bir şey yapayım ki, bu hayatta kısmına geçenler var burada. Hani o yol sapmalar o kadar sıkıntılı ki. Bakın şimdi, insanoğlunda bir cüz'i irade vardır şu kainatta, bir de külli irade. Külli irade Allahu Teala'nın iradesidir. Fakat Allahu Teala madem öyle bize cüz'i iradeyi vermezdi. Biz cüz'i iradede yapmamız gereken her şeyi yaparız, bütün önlemleri alırız ve külli iradeye dayanırız. Bizim yapmamız gereken kısmı, yani ben irade kısmı, cüz'i irademde yapmam gerekenleri yapmayıp ya saldım çayıra Mevlam gayra Allahu Teala sen ne yaparsan yap değil. Bunun örneğini gene bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görüyoruz. Sahabeden biri geliyor, ya Resulallah de mescide gireceğim ama devimi bağlayıp da mı gireyim, bağlamadı. Bağla da öyle gir diyor. Yani bakın peygamberken yok yok canım ya sen benim yanımdasın, bağlamadan gir demiyor. Bakın bize mesaj geliyor. Tabii ki ben tedbir alacağım. Yani çocuğum daha küçük, kendini koruyamaz. Parka gidiyorsa onunla eşlik edeceğim. Veya ablası abisi varsa onunla göndereceğim. Hani tek başına git demeyeceğim. Ama bu çocuk mesela ortaokula geliyor, hala anneler babalar güvenmiyor. Liseye geliyor, hala anneler babalar güvenmiyor yani. Hı hı. Ben ortaokuldayken falan ta karmaydı şey bizim o zaman. Hocam, değil mi? Cumhuriyete gidiyorduk. Ve o zaman bu kadar ulaşım kız çocuğu olunca aleti şimdi, yok. Bu çocuk 4 yaşındaki bir kız çocukla birlikte eşlik edilmesi lazım. Ama kesinlikle. Sürekli bir şey olacakmış korkusunu nasıl yenecek? Benim Rabbim var. Ben öyle diyorum hocam. Doğru mu diyorum bilmiyorum. Evet, başımıza her türlü her yerde tehlike gelebilir. Dışarıda bir hayat sürüyoruz. Çekimler, şehir dışları, şehir içi, sürekli koşturma. Benim de içime gelmiyor mu? Korku geliyor mu? Geliyor. Benim Rabbim var. Demek bir gönül ferahlığı veriyor ki sanki şöyle kafamın içinden, içerisinden bir suyu böyle damlatıyorlar içime, böyle içim yıkanıyor gibi. Benim Rabbim var. Beni koruyacak olan o. Dediğim zaman bir güzel bana sakinlik geliyor. O zaman geliyor. Kardeşimizin diyelim Fatiha'yı, Ayet-el Kürsi, Üç İhlas, Bir Felak, Bir Nas okusun, dışarıya o şekilde çıksın, abdestli çıksın, çocuğunla ben birlikte. Ben önlemimi aldım. Denesin. Eğer hocam bunları denedim, gerçekten de mücadele ettim, hala başaramadım derse sizin aracınızla bana ulaşsın, ben yardımcı olayım inşallah. Tamam. Böyle yapalım. İnşallah. Televizyonu arayın, 444-8043'ü arayın. Bana bağlatılmasını isteyin. Sonrasında deyin ki ben yayındayken işte yazmıştım deyin. Ben hocamla sizi görüştüreyim. Eğer yaptığınız okumalar veya gönül rahatlığı için kendinize verdiğiniz telkinler fayda etmezse. Son 10 dakikaya giriyoruz. Telefon mu var bu arada? Evet, varmış. Mustafa Bey, Balıkesir'den arıyorsunuz bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi dinliyoruz, buyurunuz. İyi günler, hayırlı yayınlar. Inşallah. Teşekkürler, Allah razı olsun. Buyurun. Şimdi Allah'ın bir kardeşimiz namaz konusunda şey yaptı, soru sordu da. Hı-hı. Ben şekille takıldım. Şimdi ben bir de şu örneği vereyim de ondan sonra soracağım soruyu sorayım. Tabii ki. Şimdi mesela cuma namazına gidiyoruz. Hı-hı. Cuma namazında bazı insanlar geç kalıyor, hatta ilk sünneti bile kılmadan farza dahil oluyor, farzı bırakıp gidiyor. Hı hı. Yani farzı kılıyor, terk edip gidiyor. Şimdi bazıları da geliyor, sünneti, ilk sünneti kılıyor, 4 sünneti. Farzı kılıyor, çekip gidiyor. Sonra bazıları da ilk sünneti kılıyor, son sünneti kılıyor, farzı kılıyor, bırakıp gidiyor. Diye bazıları da diyor ki, zuhur ahiri. Zuhra'yı da kılıp buna sonra gidiyor. Şimdi bak, aynı namaz içerisinde 4 çeşit namaz çıkıyor. Evet. Yani hiç bizim başımızdaki insanlar bunu görmüyor mu acaba? Yani buna bir fetva verip ya şundan cuma şartı oluşmuş,
Bundan sonra bu böyle kalınacak. Öyle olacak. Yani bir fetvayı üzerlerine alıp buyurun diyecek bir insanımız yok mu bizim? Hayır, bu Mustafa bir. Bey var. İkincisi, bu konuda fetvalar. Filiz Hocam bir şey diyor. Her şeyin bir eğitimi vardır. Tamam. Bir aşçılık çırağına gideceksin. Aşçıya çırak olacaksın. Çırağı mutlaka belli bir eğitim, belli şeyler göstererek soğan nasıl doğranır, yağ nasıl soğanla kavrulur. Bunlar güzelce öğretilir. Öğretildikten sonra ona kalfalık verilir. Kalfalıktan sonra ustalık verilir. Şimdi namazda da Allah'ın Resulü eğitimcidir. Bize hakikaten o şekilleri bizim hem bedenimiz hem ruhen neye iyi secde ettiğimiz, neye etmediğimizi bilmemiz ve tatbik etmemiz için bir bizi eğitime koyuyor burada. Eğitim. Hı hı. Şimdi öyle düz Allah'a teslim. Mustafa Bey, sorunuzu alabilir miyim? Çok az süremiz kaldı. Size sorunuzu da alabilir miyim? Allah'a teslimiyetle olur. Ama Allah'a teslimiyeti yaparken eğitim sistemimizi düzgün, bizim vatanımızda millet bitiyor. Bizim milletimizde bilgi eksikliği yok. Eğitim eksikliği çok. Bunlara bir cevap versem ne olur? Peki, sorunuz var mıydı? İşte soru, bak dedim ya, tamam. Cuma namazı. Cuma çok namazı birken bir şey. İçinden dört şekil çıkıyor. Herkes dört tane, aynı vakitte kızım dört çeşit namaz kılınıyor. Bu ben bir. Anladım. İkincisi biraz da psikolojiden bahsetti. Yani o işen hani şeytanlar bulaştığı zaman belli bir noktalarda İslam dini var iken başkalarına ihtiyaç asla olmaz. Çünkü o din bize her türlü psikoloji, her türlü bilgiyi tevkini veriyor değil mi? Akille biz hayatı tanzim ettiğimiz zaman iş bitecektir inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bence bilgiler yarım oluyor. Noksan oluyor. Evet. Bu noksanlıkları tamamlayalım inşallah. İnşallah. Balıkesir'e selam ediyoruz sizin aracılığınızla. Allah razı olsun. Normalde fetvası Cuma... var tabii ki. Onun farziyetli kılınacak bölümleri mutlaka bildirilmiştir. Fakat tercih eden yani o şekilde kılıyor. Kimileri mesela dedim ya mezheplerden sorguya çekilmeyeceğiz. Biz sünnetleri hiç terk etmiyoruz ama Şafiler kaza varken sünnet kılmıyorlar. Şimdi biz oturup da işte oluyor mu olmuyor muydu mezheplerin tartışmasına girmemiz gerçekten Don Kişotluk yapmak gibi bir şey olacak. Hiç bu tartışmalara girmeden insanın kendine odaklanıp ben ne yapmam gerekiyor? Hı hı. Ben işte atıyorum bu mezheptensem bunun icraatı nedir? Bunlarla uğraşmak gerekiyor. Yani o böyle yapıyor oluyor mu? Bu böyle yapılıyor. Yani mesela bizim en çok cedelleştiğimiz konu tesettür konusunda çok cedelleşiriz. Mesela beyefendi cuma konusunda çok iş yapıyor. İşte öyle giyiyorum oluyor. Başörtüyü böyle bağlıyorsun. Şunu şöyle bağlıyorsun. İşte bir grup bunu böyle bağlıyor falan. Diyorum ki ben Allah-u Teala emrini bildirmiş. Vücut hatların belli olmadıktan sonra ister çarşaf giy, ister çuval giy, ister abiye şey giy, ferace giy, pardüsü giy, ne giyersen giy. Ama hüküm o. Yani başörtünü omuzlarının üzerine örttükten sonra, vücut hatlarını belli etmedikten sonra ne giyersen giy, adını ne koyarsan koy. Yani burada da namaz kılıyorum. Ne için kıldığını, kime kıldığını bil. Takılı kalma ondan sonraki yapılış şekillerine. Hocam süremiz çok az kaldı. Bugün hani böyle olacağını biliyordum ben açıkçası. Sonlara doğru böyle bir konu derinleşecek. Biz bir toparlamakta güçlük çekeceğiz diye düşünüyordum. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki gece uyumadan önce kulağımdan adımı sesleniyorlar. Bundan vesvese yapıp korkuyorum ve bunlar cinler olabilir mi diye bir soru gelmiş. Biz aslında bu cin konusuna hiç girmeyi düşünmüyorduk mesela. Ama hemen kısaca... Abdestli yatsın. Ondan sonra aynı şekilde gene Ayetel Kürsüleri Felaknas yani Fatiha Ayetel Kürsü Üç İhlas Felaknas okuyarak yatsın. Buna ısrarla devam etsin. O anda beynini başka şeylerle meşgul etsin. Yani işte biz ona psikolojide başka yerine başka bir şey koyma. Yani o resim seni rahatsız ediyorsa işte güzel bir anını getir, güzel bir dostunu, muhabbetini getir. Başka şeyle beynini meşgul edersen o ortamdan uzaklaşmış olur. Hocam buna bir örnek verebilir miyim? Yine kendimden örnek vereceğim. Hani şeye gelecek bu, hani toplum içerisindeki umumi lavabolara, tuvaletlere hiç girmiyor muyuz? Giriyoruz. Tiksinmiyor muyuz? Hani tiksinme huyumuz mu yok? Tabii ki tiksiniyoruz. Hani tabii ki zorlanıyoruz ama mecbur o lavabo ihtiyacımızı gidereceğiz. Ama bazen olan şeyi söyleyeyim, ben konuşamadım da bir an. O temiz değil dediğim an
içimden bir övürme geliyor hocam. Böyle bir midem kalkma olayı oluyor ya, yaptığım an oluyor. Ben kendimce yaptığım şeyi söyleyeceğim yine. Gözümü kapatıyorum, diyorum ki Meram deredesin Rümeysa şu an. Meram'dasın veya bir akarsuyun oradasın. Bu suyu oradan işte elini yıkıyorsun veya oradan yüzünü yıkıyorsun. Bu buranın buradaki lavabo falan değil. Resmi değiştiriyorum gözümde. Aynen öyle. Gözümü kapatıp başka yere bir akarsuyu, serin bir ormanı falan hayal edince orası bana hemen geçip gidiyor. Gözümü de açıp hemen oradan çıkıyorum. Evet, bir de ihtiyacını görmene bakacaksın tabii ki. Yani o anda o zaruriyette. Bu gerçekten faydalı oluyor. Bir de bulabilmene şükür yani. Tabii canım. Yani bulamadığın zaman, yapamadığın zaman daha zor, daha sıkıntılı. Yani hep ne olursa olsun bardağın dolu tarafını, yani şu anda cam bardak değil ama dolu tarafını görmek. Yani bardak ne kadar güzel, yani ne kadar yazılı, hoş tutabileceğim bir bardağım var diye bilmek önemli yani. Ben umumi lavabolara işte giremiyorum, bende takıntı var demek. Bunu biraz da hava atmak için söyleyenler de var şimdi bana alınacaklar ama ay ben giremiyorum. Peki tamam, ben giriyorum. Hani benim tercihim girmek, çünkü ben vücuduma rahatsızlık daha fazla veremeyeceğim. En çok da burada ayrışıyoruz. Dediğimiz gibi takıntıların dinsel olanı var, simetri olanı var, davranış tekrarı, sayı sayma, bir şey olacakmış korkusu, ölüm korkusu, bunlar bu şekilde devam ediyor. Takıntısı olan kişilerin çevresindeki kişiler, annesi, babası, kardeşi, arkadaşı, iş arkadaşı, nişanlısı, bu kişilere nasıl davranmalı? Çok az kaldı ama bir de bunu sorayım. Kesinlikle dalga geçmemeleri gerekiyor. İşte sen zaten şöylesin, yaftalamamaları, onu yapıştırmamaları, etiketlememeleri gerekiyor. Ve ona yardımcı olmaları gerekiyor. Bunu fark ettikleri anda ona ne konuda ısrarcı olabilirler? Yani gel bu konuda yardım alalım, hayatın daha güzel olsun, hayatının düzelmesi konusunda yardımcı olmaları gerekiyor. Deli misin, niye bunları yapıyorsun? Ha, diyorum ya, yaftalamamaları gerekiyor. İşte manyak mısın bilmem ne. Bir de siz dediniz ya hocam, insan iyi şeylerle meşgul olmazsa hani bir boşluğu şeytan işgal eder. Onu anladım ama biz halk içerisinde bunu söylerken biraz daha rencide ederek söylüyoruz. Siz bunun şeyini manevi anlamda kişinin boş kalmaması gerektiğini anlattınız. Evet. Ama toplumda biz bunu o kadar biraz böyle basit ve rencide ederek söylüyoruz ki şöyle, boş işte ya, bir şey yapmaz durur, akşama kadar boş boş oturur, o, öyle oluyor. Aslında işte o kardeşlerin yardımcı geliyor olmak da, lazım. Yardımcı böyle olmak söylememek lazım. Tabii mesela artık dedim ya, vesveseden çıkmış, takıntı, obsesyon boyutuna geçmişse o kişi artık acilen yardım alması gerekiyor. Bu kimselerin direkt yaftalayıp etiketleyip de işte ya bu deli işte böyle şeylerle uğraşıyor. Boş insan. Bu, yani boş insan deyip etiketlemek falan yerine o tür insanı topluma kazandırmak için uğraş yapmak gerekir. Ya en başında tabii bunda en çok mağdur olan aileler, yani anne babaysa veya eşse, onların gidip bu süreçte beraber onu atlatmasına yardımcı olmaları çok önemli gerçekten. İlk etapta da hani atıyorum, siz bende sürekli bir el yıkama tekrarı fark ettiniz. Hani programa başlamadan önce diyorum ki hocam bir gideyim geleyim, ben belimi yıkayayım sonra başlayacağım diyorum. Geliyorum, atıyorum mikrofonu, çıkarıyorum, bir daha gidiyorum geliyorum. Siz bana üçüncüden sonra mesela ne oluyor dersiniz değil mi? Evet. Öyle bir şey olsa. Fark ettiyorsanız çevrenizde birilerinin sürekli bir davranış tekrarı. Çocuklarda mesela şey oluyor hocam, ağız yüz yalama olayı oluyor. Mesela tedirginlerse etrafında, dudak etrafında yara yapacak kadar ağızlarını, dudaklarını yalama olayı oluyor. Mesela benim en çok işte kardeşlerim döneminde falan arkadaşlarımda gördüğümüz şeydi. Çevrenizde birisi bir şeyler tekrar ediyorsa sürekli, hijyenle, şununla bununla, yürüme, sayma, dokunma gibi bir şeyleri fark ediyorsanız önce Filiz hocamın bana Rümeysa niye böyle yapıyorsun, niye elini sürekli tekrar yıkıyorsun demesi gibi, siz de o kişiye bunu söyleyin ki fark etmesini sağlayın. Fark etmesini sağlamak. Birincisi ilk etapta neden bunu yapıyorsun ona, o kendisi kendine soramıyordu. O çünkü doğruyu yaptığını düşünüyor. Zaten 50 kere yıkaması lazım o eli. Niye sorgulasın ki? O kanaate gelmiş durumda. Fark etmesini sağlayın diyorum. Dini konuların korkutularak anlatılması da bunu tetikliyor mu hocam? Yani işte idrar sıçrayacak, kabir azabının böyle biraz mübalağalı anlatılıyor olması da korkuyla birlikte vesveseye mi dönüşüyor? Evet, dönüşüyor. O yüzden de Allah Resulü korkutmayın, müjdeleyin diyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela tefsirle hemhal olsunlar. Hani meal okuyabilirler ama meal yeterli değil kesinlikle. Biz ısrarla tefsir diyoruz. Oraya baktığımız zaman da Allah-u Teala önce zaten cenneti anlatıyor hep. Görecekleri mükafatları anlatıyor. Verilecek nimetleri anlatıyor.
yiyecekleri anlatıyor, verilecek köşkleri, özelliklerini, her şeyi anlatıyor. Sonra yapılmazsa hangi aşamalarda cehennemde nelerle karşılaşacağını söylüyor. Tedbirli olmak güzeldir, uyarılar güzeldir. Ama bunu hani bilinçaltına yerleştirirken kendini telkin etmek güzeldir. Hani bu kardeşimize dedik ya, hani mesela paçasını sıvayarak girer. Zaten çıktığı zaman o kısımlarını da yıkar. Oldu diyecek. Sürekli kendine sesli telkin verecek. İnşallah yener. Kalbi ve ruhu güzel şeylerle beslemek. Kısa kısa geçeceğim hocam. Bu yarım kalmıştı, onu bir konuşalım hemen. Nasıl besleyeceğiz kalbimizi, ruhumuzu, gönlümüzü güzel şeylerle besleyelim? Tabii ki en güzel şifa kaynağı Kur'an-ı Kerim. Dua, ibadet ve en önemli şeylerin başında yine tefekkür diyorum ısrarla. Lütfen tefekkürü bırakmayın. Seyredin, gökyüzünü seyredin. Bahar geldi, çiçekler her yer güzelleşti. O kupkuru ağaçların nasıl çiçek açtığını fark edin. Ve sevin yani, yaşamayı sevin. Şu dönem sevin. Tam tefekkür dönemi. Yani dedim. Hani her anı. Her mevsimimiz öyle mutlaka. Mesela ama kışta ben bahar o kadar daha bir enerji. Şey hoşuma gidiyor. Mesela Rümeysa, bu dikkatini çekti mi? Mesela kar yağdığı zaman diyorum ki Rabbim Zülcelal, düşünsene nereye kadar biz tertemiz yapabiliriz? Gelinliği giydiriyor ya her yere. Çatıya yeri, ondan sonra her binaya. Sen ne kadar nasıl temizleyeceksin, nasıl sileceksin? Tertemiz yapıveriyor Mevla Zülcelal. Aynen öyle. Güne nasıl başlayacağız? Not al demiştiniz hocam. Evet, var mı başka mesajımız? Onunla bitirelim Fatma o zaman. Fatma arkadaşımızın, dostumuzun güzel bir mesajı var. Onunla bitireceğim. Güne başlama telkini. Ne yapacağız? O zaman yani yataktan kalktığımız zaman mutlaka her şeyimizin. Çünkü biz hani bu dünyada ne için duruyoruz? Ahiretin tarlasıdır. Dünyayı güzel yaşamamız gerekiyor ki ahiretimize yatırım olsun. İlahi ente maksudu ve rızaki matlubi bir duasıyla güne başlanılsın lütfen. Yani maksadım sensin, yaptığım her şey, ama her şey. Şu bir bardak suyu sana ikram ederken de, şu programa gelirken de amacım sadece Allah'ın rızasını kazanmak da duygu düşüncesiyle güne başladığınız zaman her şey amale dönüşüyor. Sonra gün içinde sabah ve akşam yataktan kalktıktan sonra hayatın tümü bana neşe, huzur, mutluluk, başarı ve sağlıkla gelir, ihtişamla gelir sözüyle başlayın. Ve sık sık mesela o an otobüsü kaçırdın. Allah kahretmesin, otobüs kaçtı işte, geç kalacağım, müdür bana laf sayacak gibi düşüncelerden uzaklaşıp bugünkü müdür hayatın bana ama sürprizi onu nedir? Bilir. Hayır, bunun sürprizi bana nedir diye beklemek. Bakın daha iyisi her nasıl gün, mümkün evet, olur? Evet, daha iyi nasıl mümkün olabilir? Bunun bana sürprizi ne olacak mesela? O yüzden izleyicilerimize diyoruz ki, o biraz önceki anne için de aynı şekilde, hayatın tümü bana neşe, huzur, mutluluk, başarı ve ihtişamla gelir sözünü sabah ve akşam en az 10 kere tekrarlasınlar. Gün içinde kendileri olumsuz bir şeyle karşılaştıkları zaman da hayır, hayatın her anı bana muhteşem bir şekilde gelir diyerekten kendilerine telkin verirlerse inşallah aşarlar diyoruz. İleri boyuttaki kardeşlerimiz için de Rabbim yardımcılar olsun. Terapiyi kesmesinler. Bu gerçekten uzun bir süreç. Yani tedavi süreci uzun, sıkıntılı, meşakkatli bir süreç. Yılmasınlar, tedaviye devam etsinler ve duayı bırakmasınlar diyoruz. Hocam ben şöyle diyorum, takım vesvese var. Siz bu vesveseyi biraz kendiniz kaptırdınız, bunu takıntıya dönüştürdünüz. Demek ki siz kendinizi kaptırabilenlerdenmişsiniz, bunu bir fark edin. Bunun ilerisi de OKB olabilir. Obsesif, kompulsif, bozukluk hastalığı, rahatsızlığı olabilir. Ve oraya geldiğiniz zaman inanın çok meşakkatli, manevi ve maddi olarak da terapilere para akıtacaksınız. Yani oraya gelmeden kendi kendinize bir dur deyin. Onun bir örneği bir arkadaşımız. Merhaba, iyi yayınlar. Filiz hocamız emek ve gayretiyle örnek aldığımız değerli bir isim. Başarılı ve yerinde bir program, emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Takıntılar ister istemez hayatımızı etkiliyor. Hatta bir noktada kilitliyor maalesef. Çocukken bende de karelere basmamak için epey mücadele vermiştim. Böyle yapmaya devam edersem çok hoş olmayacağı kanaatine varınca çizgilere basmaya başlamıştım. Yani basmamam lazım derken artık basacağım ya diyerek devam etmiş. Takıntının üstüne giderek yenmiştim takıntımı demiş. Sevgiler demiş Fatma Nur Mücevher. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Dediğimiz gibi basamak sayıyoruz, bir an kendimizi boşlukta buluyoruz. 1, 2, 3, 4, ben saymaya başlamışım diyorum. Ben hemen kafayı karıştırıyorum. Fatma, ben çizgileri basmamam lazım, karelerin hep içine basmam lazım diyeyim derken, bakmış böyle yürümek bir garip olacak, basacağım bundan sonra çizgileri demiş. Biraz üstüne gitmişiz. Gitmemiz gitmek lazım. Gitmek gerekiyor kesinlikle. Çünkü fark edip üstüne gidersek
orada vesvesenin takıntıyla arasındaki bağı kesmiş oluyoruz. Son cümlelerinizi şu kameraya bakarak dinleyeceğim hocam. Buyurunuz kısaca. Evet sevgili izleyicilerim, inşallah faydalı bir program olmuştur. Gönül dolusu sevgi ve muhabbetlerimizi sizlere iletiyoruz. Hayatın tümü bize sürprizlerle gelir. Hayatın tümü bize neşe, huzur, mutluluk, başarı ve ihtişamla gelir. Bunu yaşamak için, bunu bulmak için lütfen çaba sarf edelim. Kendinizden vazgeçmeyin ve sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Program tekrarı olsun, bu konuyu bir kez daha konuşulsun isteyenler, hala gelen mesajlar var ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Şöyle biraz zaman geçsin, gerekirse bir kez daha üzerinden geçeriz, bir kez daha konuşuruz diyoruz. Veya konuyu biraz daha ilerletiriz, OKB'ye kadar getiririz. Başka bir uzman konuğumuz da olur belki bizimle birlikte. Bu bağlamda bugünkü verdiğiniz bilgilerden, bize aydınlattığınız cümlelerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşuzdur. İnşallah. Kolaylıklar diliyorum hocam. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın Cuma Allah'ın izniyle. Cuma haftanın son günü bizim için, Turkuaz programı için. Sağlık programı olacak, onu da söyleyelim. Ortopedi uzmanımız burada olacak büyük bir ihtimalle. Ali Ulvi Üzümcü hocamız özel Büyükşehir Hastanesi'ne gelip bize bilgiler verecek. Sağlığa gelecek sıra yarın. Sizin de sağlıkla ilgili ortopedik problemlerle ilgili sorularınız varsa, izlemek isterseniz saat 11'de Turkuaz'ı izlemeye davet edelim efendim şimdiden. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.